Yani bunun başka bir çaresi, başka bir çıkar yolu yok. Şimdi tabii taleplerde de bu genel tabloyu göz önünde bulundurmak mecburiyeti var. Ben müsaade ederseniz deminki üç başlık altında ifade ettiğimiz şeyleri sonundan geriye doğru arz etmeye çalışayım. %60-65'leri bulan bir vergi yükünden bahsediyorum mermer sektöründe. Tabii ki mermer sektörüne özgü herhangi bir vergileme söz konusu değil bizim vergi sistemimiz içerisinde. Şüphesiz ki gelir kurumlar vergileri, stopaj vergileri, katma değer vergileri, ÖTV gibi artı muhtemelen işte maden fonlarına, maden paylarına ödenen bir takım bedeller, paylar, harçlar da toplayarak bunları ifade ediyorsunuz. Rakam yanlıştır anlamında söylemiyorum. Sadece genel yaklaşımı ifade anlamında söylüyorum. Şimdi bir de bunu 5 sene, 10 sene öncesiyle mukayese ederek de bir bakmamız lazım. Şimdi kurumlar vergisi 2000'li yılların başlarında %65'ti. Dağıtılmış kazançlarda, dağıtılan kazançlarda %65'i geçiyor idi. Bugün maksimum oran %35'tir. Yani %20 kurumlar vergisi, karın dağıtılması durumunda bir stopaj %15, artı karın, elde edilen kar payının belirli bir miktarı 19 milyar geçen sene için geçmesi durumunda da ortak tarafından yarısının beyan edilmesiyle oluşan ve nihai yük olarak %35'e kadar çıkan bir kurumlar vergisi yükümüz var. 65'den 35'e düşen bir trend izliyor. Gelir vergisi hakeza aynı şekilde. Geçmiş dönemlerde 2000'li yıllardan öncesinde gelir vergisi maksimum oranımız %45 iken bugün %35'tir. Minimum oranımız %25 iken bugün %15'tir. Şimdi bu trend de devam edecek. Muhtemelen katma değer vergisinde de evet değişik alanlarda, eğitimde, sağlıkta, gıdada bir takım indirimler yapıldı. Turizmde en son indirim yapıldı. Bu indirimler genel vergi oranı olmak kaydıyla, spesifik olmamak kaydıyla esasen devam edecek. Muhtemelen önümüzdeki fazla uzun olmayan bir zaman süresi içerisinde karşınıza hükümet bir takım tedbir paketleriyle çıkmış olacak. Bunun içerisinde vergiye isabet eden, vergiye temas eden bazı noktalar da olacak. Tabii şu anda bu noktalar çok belirgin olarak karar verilmediği için bunları işte şu düşünülüyor, bu düşünülüyor diye ifade etmek esasen benim alanıma da giren bir konu değil. Ama muhtemelen yakın bir zamanda da şekillenmiş olacak. Yani bütün sektör, belirli bir sektör değil, bütün sektörler itibariyle, bütün ekonominin unsurları itibariyle düşünmek mecburiyetindeyiz. Artı bu bizi bu noktada mecbur bırakan bir de Avrupa Birliği uyum süreci var. Bu süreçte bizi sektörel desteklerden önemli ölçüde, tarım falan hariç olmak üzere önemli ölçüde engel olmakta. Ama genel bazı düşüşlerin devam ettiğini önümüzdeki zaman içerisinde de göreceksiniz. Katma değer vergisi iadeleriyle ilgili olarak esasen biraz önce Sayın Afyon defterlerimizden aldığım bilgi çerçevesinde çok fazla bir problem olmadığı noktasında bir bilgi aldım. Muhtemelen birazdan kendileri de daha detaylı rakamsal bilgi verebilirler diye düşünüyorum. Bugün itibariyle bekleyen herhangi bir iade talebinin olmadığı noktasında bilgilendirdim. Ama ben biraz daha farklı bir noktadan hareket etmek istiyorum yine. Şimdi yılbaşında veya geçen yılki durum itibariyle 2007 yılında ihracatımız %23 artmış. İhracat nedeniyle katma değer vergisi iadelerimiz ise %38 artmış. Bunda bir mütenasibiyetsizlik var, bir uyumsuzluk var. Aşağı yukarı başa baş olması icap eden belki birkaç puanlık farklılıkların ihmal edilebileceği bir şey. Ama
puan olarak 15, oran olarak neredeyse %65'i bulan bir farklılık, izahı kabul olmayan bir farklılık. Bu bizi bazı tedbirler almak mecburiyetinde bıraktı. Bu tedbirlerin başında mahsup taleplerinin sınırlandırılması gelmekte. Bunu yılbaşı itibariyle bir tebliğimizle yaptık. Eskiden oldukça geniş olan, hatta sınırsız denebilecek olan şeyi oldukça şimdi sınırlandırmış olduk. Buna mecbur kaldık. Umarım gelişmeler doğrultusunda önümüzdeki zaman dilimi içerisinde, ama bu birkaç ay değildir, biraz daha farklı bir durum ortaya çıkabilir. Biz en azından gelişmelere ayak uydurmaya çalışmak durumunda hissediyoruz. Ayrıca bir konsept daha benimsedik. İşte az önce Sayın Berk Konsey Başkanımızın da ifade ettikleri gibi mükellefler arasında reyting uygulaması veya altın mükellefler diye ifade edilebilecek uygulama veyahut da yasal adıyla hızlandırılmış iade sistemiyle ilgili tebliğimiz bundan 15 gün kadar önce çıktı. Bazı şartları taşıyan, örneğin aktif toplamında, cirosunda benzeri bir takım göstergeleri düzgün olan ve geçmişinde problemi olmayan mükelleflerimize herhangi bir teminat mektubu, vergi yeminli mali müşavir raporu veya herhangi bir inceleme gereği olmaksızın 5 iş günü içerisinde iade yapma sözü verdik. Tebliğimiz de yer aldı. Bunlar büyük rakamlar. Söyleyeceğim efendim. Söyleyeceğim. Bu bir aşamadır. Bu denemedir. Bu denemeyi IMF ile olan görüşmemiz Eylül itibariyle, ama muhtemelen daha ileri aşamalar, birkaç ay daha gecikmeli olarak yaygınlaştırmak gibi bir düşüncemiz var. Yani burada geçmişi de düzgün olan, bizim aradığımızda bulabilme kabiliyeti yüksek olan mükellefi verdiğimiz zaman arkasından koşturmayacağımız, iadede koşturmayacağımız mükellefi koruyup kullanmak gibi bir amacımız var. Bunu zaman içerisinde daha da çeşitlendirip daha da yaygınlaştıracağız. Ama gene Sayın Defterdarımızın muhtemelen daha detaylı bilgi verebileceği gibi mermer ihracatçılarımızın iade edilecek katma değer vergileri konusunda şu an itibariyle çok ciddi anlamda bir sorun bulunmamakta. Burada müsaadenizle abi, belki Afyon değil, mesela başka şehirlerde var sıkıntılar. Afyon'da olabilir. Sayın Defterdarımız çok iyidir burada. Peki efendim. Evet. Diğer şehirleri de gözden geçirmeye çalışıyorum. Örnek olarak. Örneğin Antalya. Peki. Bir sorunlu olan illeri bana bildirme şansınız olsa Antalya'yı aldım. O konularda bir bilgi notu, bir rapor gibi bir şey olsa üzerine çalışayım. Belki Afyon'la ilgili biraz daha dikkat çekici olabilecek bir noktayı da ifade etmek istiyorum. Bu yılın başında gene iadelerdeki tedbirlerimizden biri olarak Mal Müdürlüğü bünyesinde çalışan ve iade talep eden mükelleflerimizi o bünyeden alıp vergi dairesi bulunan yerlere aktardık. Bu çerçevede İsveçler ilçemizde faaliyet gösteren 35 mükellefimiz, mermer bürosu 35 mükellefimiz Afyon merkezine nakledildi. Şimdi esasen daha ileri aşamalarda biz vergi daireleri yapılanmasını da birbirinin şubesi, bir ana merkezin şubesi haline dönüştürmeye çalışıyoruz. Yani örneğin Afyon'da tek vergi dairesi olacak, birkaç personelli, 3-4 personelli ufacık banka şubelerine benzeyen şubeler haline getireceğiz. Bilgi işlem sistemimiz buna bu yılın sonu itibariyle imkan verir hale gelecek. Bunun bir adımı da aynı zamanda bu, ama esas amacımız katma değer vergisi iadelerindeki ciddi aksiyonlar.